Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde zarflar konusuna giriş yapacağız. Zarflar öğretmek söz konusu olduğunda bence gerçekten uzun bir sürece sahip. Fakat sonuçta hepsinin bir kelime bilgisi gibi çalıştığını düşünecek olursak ve kullanılmış olduğu yerleri mantıken kavrarsak sanırım bir süre sonra sadece o kelimeleri tanımaya çalışmakla işimiz çok daha kolaylaşmış olacak. Yani o yüzden adverbs yapılarını görürken çok yepyeni bir gramer konusuymuş gibi bakılmaması gerekiyor. Sonuçta bunlar cümlemizin öğeleri olarak hareket etmekte ve cümlemizin kuruluşlarında yerleri ya da kullanılış biçimleri itibariyle önem kazanmakta. Fakat sonuçta bir cümle çeşidi değil. O yüzden bir relative clause gibi ya da bir noun clause gibi kullanım özellikleri illaki şöyle bilinmelidir, böyle bilinmelidir de bir yapıya sahip değil. O yüzden gözümüzü hiç abartmayalım, okey mi? Şimdi adverblerle ilgili birkaç tane video çekmek istedim. Çünkü bu konu gerçekten uzun ama yine bunu herkes hem sıkılmadan hem de ihtiyacımız olan kısımları önce bir alalım, sindirelim, anlayalım, sonra ikinci bölümü bir daha izleyelim şeklinde yapmak istiyorum. Yani baştan sona böyle işte 45 dakikalık bir videoyla bu konuyu sıkıcı hale getirmek istemiyorum. O yüzden bölüm 1 diye de mutlaka belirtmek istedim. Şimdi arkadaşlar, adverb dediğimizde ne anlamalıyız? Şimdi adverbler zarf anlamındadır ve cümlemizde pek çok görevi üstlenebilirler. Şöyle gruplandırdığında şu kırmızıyla işaretlediğim yerlerde altındakiler birer tane, ikişer tane örnek ama gruplandırarak anlattığımda zannediyorum ki çok daha rahat anlayacaksınız. Hemen başlayalım. Şimdi adverbs of time diye gördüğümüz zaman zarflarımız vardır. Şimdi İngilizce'de zaman zarfları now, soon, today, tomorrow gibi cümleye soru sorduğunuzda, yani ne zaman sorusunu sorduğunuzda. Mesela ben ne zaman konuşuyorum? I am speaking at the moment. Bakın, at the moment bir zaman zarfıdır. Ne zaman yaptığımı söylemektedir. Peki ben ne zaman buraya geldim? I came here yesterday. Bakın, dün geldim. Ne zaman sorusunu bulduğumuz tümlecimizdir. İşte bu zaman zarfları şimdi, yakında, bugün gibi cümlemizin içinde İngilizce'de de Türkçe'de de zarf olarak hareket eder. Okay mı? Ve oldukça da aslında yaygındır. Sürekli olarak günlük hayatımızda bunları görürüz. Bazen cümlemizin başında görürüz, bazen sonunda görürüz. Onu diğer videolarımda özellikle vurgulayacağım. Kullanım yerlerini anlatacağım onlarda. Fakat şu anda hani hangi kelimeler zarftır ve hangi sorulara cevap verir bunu anlamaya çalışıyoruz. Okey mi? Cümlemizde ne zaman? Ne zaman geldin? Ne zaman? Yani cümlemizde bakın soru sorduğumuzda aldığımız cevaptır zarf. Ne zaman buraya geldin? Dün geldin. Ne zaman konuşuyorsun? Şu an konuşuyorsun şeklinde bizim zaman zarflarımızdır. Adverbs of place. Bir de bizim yer zarflarımız vardır. Ve bu yer zarfları Türkçe'de dolaylı tümleç olarak kullanıyoruz. Hatırlayın lütfen. İsmin E hali, D hali, den hali. Bakın, nereye gider, nerede oturur, nereden döner gibi sorulara cevap geldiğinde biz bunlara dolaylı tümleç diyoruz Türkçe'de. İngilizce'de bunların hepsi işte tümleç olarak geçiyor. Bizim objektimiz. Okey mi? Yani bir bütün olarak alabilirsiniz. Hani dolaylı tümleç ya da işte zarf, zaman zarfı diye böyle ayırmamışlar ve hepsi bir object olarak, tümleç olarak geçiyor. O yüzden o zaman şunu anlayabilir miyiz? İngilizce'de mantıken baktığımızda aslında 3 ana unsurumuz var. Subject'imiz her zaman kim,
Ne yani kim ya da ne? O bir hayvan da olabilir sonuçta. Her zaman insan olmayabilir. Mesela işte kedi öldü derken de oradaki kedi de bir o eylemi gerçekleştiren öznemizdir. Yani subject'imiz ve hemen akabinde ne oldu, ne olacak, ne oluyor? Yani eylemimiz, işimiz ya da o cümlede eylem ya da iş yoksa ne vardı? Hal ve durum anlatan to be fiili vardı. Yani ana fiil ya da yardımcı fiil hiç fark etmez. Mutlaka subject'ten sonra bir fiilimiz yer almak zorunda. Akabindeki her şey bir nedir arkadaşlar? Teferruattır. Ve ben aslında bazen öğretirken açıkçası şöyle bir yönteme başvuruyorum başlangıç düzeylerindeyken. Hani o subject artı verb ya. Arkadaşlar gerisi de x, y, z şeklinde olacak diyorum. Şimdi bu nedir? Bakın şimdi x'imiz ne? Yer mümkünse hemen akabinde gelsin. Zaman da en arkada olsun. Şimdi şurası bizim object dediğimiz teferruatı oluşturuyor ve bazen öğrenciler hangi kelimeyi hangi sırayla koymaları gerektiğinde karışıklıklar yaşayabiliyorlar. Ben de diyorum ki her seferinde, subject ve verb bizim cümlemizin iskeletidir. Bu cümlenizi en doğru başlayabilmek için, doğru ifade edebilmek için, komik hale gelmemek için, yanlış cümle kurmamak için subject artı verb'i keşfettiğiniz anda akabinde mesela işte ben her gün kantinde saat 3'te tost yerim demek istediğinizde orada hani ben yerim kurduktan sonra gerisi işte kantinde saat 3'te tost yerim. Şimdi hocam diyor hani tam olarak bunların hangisini ne zaman koyacağım? Ben de işte o zaman bu formülü bulmuştum ve demiştim ki hani hemen ne yerim, nerede yerim, ne zaman yerim, nasıl yerim? Hep bunları bu sırayla koyarsan çok otomatikman böyle çok simple bir şekilde o cümle kurgusunu oluşturmuş olursun. Yani şu x, y, z zaten bizim formalize etmeyi seven toplumumuzda belki biraz daha aklında kalıcıdır. O yüzden belki sizin de işinize yarayabilir. Ama önemli olan işte öğrencilerime vurgulamaya çalıştığım şey şu. Bizim için subject artı verb çok önemlidir. Subject artı verb'ü iskeleti kurmadığınız sürece hiçbir şekilde cümlelerinize Türkçe'de devrik yapı yüzünden başlayabiliyoruz. Bak diyorum ki her gün yerim bir tane tost kantinde. Bir tane tost yerim her gün kantinde ben. Bak her türlü döndürebiliyoruz. İngilizce'de ise bu cümleleri her zaman biz hemen düşüneceğiz. Ana şahsımız, ana bu işi gerçekleştiren hayvan ya da insanımız kim, ne? Ya da kurum kuruluş belki o da olabilir. Akabinde o kişi ne yapıyor? O kişi ne yapmış? O kişi ne yaptı? O kişi ne yapacak? Hep subject artı verb'ü keşfetmek zorundasınız ki cümleye başlayabilirsiniz. Okey mi? O yüzden kelime kelime çeviri yaptığınızda bir faciayla karşılaşırsınız. Tost yerim ben her gün kantinde dediğinizde tostla başlarsanız o İngilizce cümleye komple yanlış bir cümleye başlamış olursunuz. Şimdi konuyu çok dağıtmadan. Demek istemiştim ki şurada. Adverbs of place dediğimiz yer zarflarımız Türkçe'de bizim cümleye yani yükleme nereye, nerede, nereden sorusunu sorduğumuz ve cevap aldığımız kelimeciklerdir. Nerede konuşuyorum ben şu an? I am speaking here. Bak burada konuşuyorum. Nerede konuşuyor? Bak konuşuyor yüklemini hemen soru soruyorsunuz. Nerede konuşuyor? O nerede yaşar? She lives there. Bak orada derken görüyor musunuz? Ya da nereye gidiyorsun? Oraya gidiyorum. Bak ismin E hali, yönelme hali. Dolaylı tümleci bulurken ne yapıyorduk? Neye dikkat ediyorduk biz Türkçe'de? E hali, D hali, den hali. İşte bunlar da İngilizce'de bizim sadece zaman, yer zarflarımız olarak geçiyor. Bak nerede kız kardeşin şu an? Upstairs. She is upstairs. Upstairs yani yukarı katta. Şu anda yukarı katta. Nerede yaşıyorsun? İşte downstairs'de yaşıyorum. Aşağı katta yaşıyorum. Okay mı? Bunlar da bizim yüklemimize yer bildiren zarflarımızdır. Adverbs of degree. Derece, derecelendirme zarflarımız. Bu da yine arkadaşlar bakın çok kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki
Ben seni çok seviyorum derken bak, I love you very much. Gördünüz mü? O much'ı nasıl derecesini arttırıyor? Çok fazla, çok miktarda seviyorum. Ya da she's quite good. Bak, oldukça iyi. She's quite good. Quite, oldukça, epeyce anlamında. O sıfatın önüne gelerek oradaki sıfatın derecesini çok olduğunu gösteriyor bize. Mesela ne diyorduk? It is too cold. Çok soğuk, aşırı soğuk. It is cold dediğimizde onlar bizim sıfat konularımızdı. Bir şeyin, bir yerin, bir insanın, bir nesnenin tanımlanmasında kullandığımız kelimelerdi. Burada ise o sıfatın derecesini arttırıyoruz ya da azaltıyoruz. Yani orada bir derecelendirme söz konusudur. Okay mı? Adverbs of degree de bundan ibarettir. Interrogative dediğimiz, arkadaşlar bunlar bizim soru zarflarımız. En başında A1 level'larında öğrendiğimiz 5N1K gibi, yani böyle hani vardır ya bir haberlerle ilgili, işte nerede, ne zaman, nasıl, niçin, neden, kim dediğimiz o kısımlar. İşte o bütün, bakın, when were you born? Ne zaman doğdun? Bakın, soru zarfı. Okay mı? Soru zarfı. Soru kurmaya, sorgulamak, sorgulayıcı soru zarflarımız da bunlar. Why are you here? Niye buradasın? Where do you live? Nerede yaşamaktasın? Bak, görüyor musunuz? O soru kelimelerimiz aslında bizim grammatical açıdan baktığımızda hangi sınıfa giriyor? Zarf grubuna girmekte. Şimdi şunu en arkaya bırakmak istedim. Çünkü en yaygın aslında zarf deyince böyle hemen herkesin aklına gelen konu anlatım şeklidir bu. Adverbs of manner. Manner tarz demektir. Yani bir işi yapma biçiminiz, yapma şekliniz, yapma tarzınız demektir. Mesela bakın. I am a slow person. Ben yavaş bir insanım. Bakın, I am a slow person dediğimde, slow person ismi niteleyen bir sıfattır. Ve sadece person'ı niteler. Person hakkında bize bir tanım verir. Fakat ben şöyle dersem, I speak English slowly. Bakın, görüyor musunuz? Yavaş bir şekilde, yavaş bir biçimde konuşurum. O yavaşça, yavaş şekilde, yavaş halde, yavaş biçimde, yavaşça. Bu eklerle biz Türkçe'de nasıl bir sıfattan zarf elde ediyorsak, İngilizce'de de arkadaşlar bunu ly ekiyle çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ve bu noktada bir şey daha göstermek istiyorum. Çok da yaygındır. O yüzden bilmelisiniz. Her zaman ly ekiyle mi yapacağız bunu? Evet, bunu ek olarak kullandığınızda bir sıfatın sonuna ly eklediğimizde istisnai durumlar var. Onları sonra anlatacağım. Eklediğimizde biz sıfattan zarf elde ediyoruz. Fakat bazen şöyle cümleler de kurabiliriz. Mesela she speaks slowly dediğimizde, bakın artık benim tanımladığım şey o değil, insan değil. Benim tanımladığım şey artık bir fiilin yapılış biçimidir. Okay mi? O yüzden zarflar fiili niteleyen kelime gruplarıdır. Bunu bu şekilde yapabileceğiniz gibi şöyle de yapabiliriz. She speaks in a slow way. Bakın, yavaş bir şekilde, yavaş bir yöntemle, yavaş bir biçimde, o yöntemle, o yolla, o şekilde, o biçimde konuşmaktadır diyebilirsiniz. Mesela he behaves politely. Bakın, burası davranma biçimini tanımladığı için he behaves politely zarfıyla tamamlanmak zorundadır. Çünkü ben burada tanımladığım ve vurguladığım ve ayrıntı verdiğim husus fiildir.
insan ya da herhangi bir isim değildir. Bu şekilde yapabileceğim gibi ben bu cümleyi he behaves nasıl yapabiliyorum bakın. In a polite way. Kibar bir şekilde konuşmaktadır, davranmaktadır, bakmaktadır, durmaktadır artık neyse o fiil, davranmak buradaki fiilimiz. In a polite way dediğinizde sıfat yardımıyla da bu tür bir zarf bütünlüğü sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım quickly. Örnek verelim bir tane. She is a quick runner. Bakın hızlı bir koşucu. Görüyor musunuz? Orada sıfat. She is a quick winner. Runner. Özür dilerim. Quick runner. Ama hızlı bir şekilde koşar demek istediğimde ya da hızlı bir şekilde konuşur dediğimde she speaks quickly. Ya da işte she runs quickly. She comes quickly. Okay mı? O yüzden quickly, çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde demektir. Come quickly, come quickly. Bak diyoruz. Gel gel çabuk çabuk gel. Bak çabuk gel. Ha, Türkçede de karışan bir noktadır bu. Hani çabuk gel. Hocam o zaman come quick dedin. Bak çabuk gel. Çeviriye takılmayacaksınız. Neyi vurguluyorum orada? Sen misin çabuk olan? Gelme işlemin mi çabuk olan? Eğer sen bir eylemi vurguluyorsan İngilizce'de de Türkçe'de de zarf olanı seçmek zorundasın. Okey mi? Yani mesela Türkçe'de de hep bu sorularda çıkar. O çok güzel konuşuyor. Bak güzel konuşuyor derken oradaki güzel hiçbir şekilde bir sıfat değildir. Güzel bir şekilde konuşmak mantığındadır. Ek almamıştır ama güzel konuşmak fiilin önünde bir zarf görevini görmüştür. Slow. Bakın zaten vermiştik örnek. She speaks slowly. She works slowly. Yavaş bir şekilde çalışır. She works in a slow way. Yavaş bir biçimde o yöntemle çalışır diye de yapabiliriz. Bravely. Bakın cesur bir şekilde. Yürekli bir şekilde. My father is brave. Bakın babam cesurdur. O zaman babanızı niteliyorsunuz. O bir sıfattır. Ama deriz ki my father spoke bravely. Babam cesur bir şekilde konuştu. Öyle bir konuşma yaptı. My father spoke bravely demek zorundasınız. Fast, hard, well. Bunlarla da ilgili yine ileriki videolarda biraz daha detay vereceğim ama buraya hemen eklemek istedim. Fast, sıfat hali de, zarf hali de aynı şekilde yazılır. Fastly demiyorsunuz arkadaşlar. Hard, aynı şekilde. Zor derken ben zor bir soruya çalışıyorum dediğimde I am working, I am studying on a hard question diyorum. Ama ben çok çalışırım dediğimde de hardly demiyorum. I work hard diyorum. Bunun istisnalarını ve bunun neden böyle olduğunu anlatacağım zaten diğer videolarımda. Ama bunu şimdiden kullandığınızda küpe ediyorsunuz. Okey mi? Fast kelimesi sıfat halde, zarf halde aynı şekilde yazılır, söylenir, L'ye eklenmez. Hard kelimesi zor, çok anlamında. Zor ise sıfat, çok çalışmak, sıkı çalışmak anlamındaysa zarf ve L'ye eklemiyorsunuz. Well, bu da arkadaşlar good kelimesinin zarf halidir. Bununla da ilgili bazı istisnalar var ama şu anda vermek istediğim nokta şudur. Örnekle yapalım. I'm a good learner. Ben iyi bir öğrenciyim. Yani iyi öğrenirim. Nasıl derim o zaman? I learn good değil. I learn well. Okay? I am a good learner. Öğrenici kelimesini good sıfatıyla tanımlayabilirsiniz. Fakat ben iyi öğrenirim. Ben iyi öğrenme işlemini becerebilirim anlamında. I can learn well. She speaks English well diyorsunuz. İngilizcesini değil, konuşmasını tanıtıyorsunuz. Okay mı? Her English is good diyebilirsiniz. Ama she speaks well diye tamamlamak zorundasınız. Evet arkadaşlar, adverbslerle ilgili şimdilik birinci bölümün sonuna geldik.
İlerleyen günlerde diğer bölümleri ekleyeceğim ve böylelikle dediğim gibi sıkıcı olmadan, ezber yapmadan kesinlikle mantığını kavrayarak ve bugünden sonra da biraz böyle gördüğünüz cümlelere bu işte ne zarfıymış ya, manner zarfı mı yoksa place zarfı mı? Ha, bunu size sınavlarda hangisi place zarfıdır diye sormuyorlar. Türkçe gibi bir dil bilgisine girmiyorsunuz ama en başta öğrenirken zarfları algılama biçiminizi arttırırsanız ileride okurken anlama becerinizi çok rahatlatacaksınız. Konuşurken de ağzınızdan hemen çıkıvermeye başlayacak. O yüzden ilk doğum aşamaları birazcık zor olabilir ama akabinde ne kadar basit bir vocab öğreniyormuşuz gibi olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki adverb dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.